Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz, bu içeriğimiz çok kısa olacak. Belki daha önce anlatmadım, öyle zannediyorum. Anakartlarda SATA girişleri çabuk kırılabiliyor. Ya kullanıcı hatasıyla ya da işte ne bileyim bir donanım sökme sırasında bunlar kopabiliyor. Bu anakartımız da bu şekilde gördüğünüz gibi kırılmış. Tam şurada bunun yeri. Burası kırılmış. Pinler sağlam. Soket kırık olduğu için bunun değişmesi gerekir. Buraya SATA kablosu sığmaz. Bu sokete SATA kablosu girmez. Bunun değişimini göstereceğim. Hemen geçelim. Öncelikle elimizde başka dönör bir anakart olmak zorunda. Mesela ben hemen söktüm. Bu hiç çalışmayan, daha doğrusu umut olmayan bir anakart. Ben bundan soketi söktüm buradan. Tabi bacaklara zarar vermeyecek şekilde söktüm. Bu şekilde. Bana yandaki iki bacak lazım. Bunu kaldıralım. Bunu anladık. Bu anakarta montajını yapacağım. Bunu siz de çok basit şekilde elinizdeki aletlerle yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Öncelikle bu kafalarda lehim artıkları var. Bunları temizlemem gerekecek. Tabi haliyle elinizde böyle bir havya olmak zorunda. Bu iki bacağı bu SATA portunu çıkartmak için üflemeli havya ile bunları basitçe çıkarttım. Zaten diğer pinler direkt geliyor. Yani kendini koy veriyor. Ayrıca burada da delikleri büyüttüm. Bu iki tane deliği büyüttüm. Şu iki tane deliği. Rahat girmesi için. Şimdi asıl önemli olan bunu takmaktaki sıkıntı. Şimdi nasıl taktığıma dikkatli bakın. Bu çok önemli, çok hassas. Bükmemelisiniz bunu. Eğer bunlardan birini bükerseniz işiniz biter. Bir daha geri dönüşü olmaz. Yani kurtaramazsınız. Bakın. Bakın. Bakın kızak gibi yukarı aşağı gidebiliyor. Zorlamadan, fazla bastırmadan. Bacağım beni tam hizalamadı. Hizalamadığı için bunu düzeltmem gerekecek. Aynı şekilde ısıtma yaparak oturmasını sağlayabilirim de. Aslında işlem tamam, bitti. Ancak hafif bir eğrilik var. Bunu düzeltmek için de üflemeli havyayı kullanacağım. Elimle hafif bastırıyorum alttan. Diğer tarafa geçiyorum. SATA portunun içindeki pinler bile düzgün şekilde yuvalarına girdi. Yani hiçbir şey yapmama gerek kalmadı başka. Bu kadar arkadaşlar. Bitirdik bunu. Gördüğünüz gibi sapasağlam SATA portu tamir edilmiş bir içerik izlediniz. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.